Şöyle, bugün fikir turunda bir yazınız çıktı. Gerçekten bütün boyutlarını ele alan olayın ve diyorsunuz ki tam da demin söylediğiniz öngörü eksikliği diyorsunuz. En önemli husus. Yani bunu hesaplayamadı. Ama başka birçok şeyi de vurguluyorsunuz. Mesela istihbarat anlamında İran'a atfedilen çok büyük bir güç var. Tarihsel olarak böyle. Hani İran'ın istihbarat anlamında çok güçlü olduğu yolunda bir şey söylüyorsunuz. Onun da çöktüğünü söylüyorsunuz. Aslında daha önce de birçok saldırıda özellikle atom bombası yapımında çalışan bilim insanları ya da neydi o devrim muhafızlarının komutanının öldürülmesi vesaire gibi olaylar aslında bunun çok kırılgan olduğunu gösterdi. Bu bir anlamda İran şu haliyle kağıttan kaplan. Evet, yazınızda öyle diyorsunuz. Bu aslında birçok şeyin açıklayıcısı oluyor herhalde, değil mi bu tereddütlerin? Evet, zaten çok güzel bir şeyi vurguluyorsunuz. Aslında yani o nedenden dolayı söylemeye çalışıyorum ki İran yeni bir evreye kendini ayarlıyor. Yani aslında İran İsrail'le bu tür kavgaya istihbarat anlamında, devlet anlamında, vekil güçleri anlamında, askeri güvenlik bürokrasisi anlamında hazır değil. Şimdi hazır olmadığı nedeniyle İran yeniden kendisini bu çerçevede revize etmesi gerekiyor. Hem istihbarat anlamında hem diğer anlamında. Şöyle bir şey söyleyeyim. İran diyelim vurdu. İran yanıtını doğrudan yanıt verdi. Şimdi İsrail'in yanıt vermeyeceği ne malum? Ya İsrail yeniden bir operasyon yapmayacağı ne malum? Veya İsrail'le birlikte İsrail'in müttefikleri yanıt vermeyeceğini İran bunu kestiremiyor. Ve doğal olarak İran açısından İran doğrudan bir yanıt verecekse 14 Nisan'dan farklı bir hazırlık yapması gerekiyor. Yani o farklı hazırlık aslında İran'ın güvenlik bürokrasisi, güvenlik mimarisi ona hazır değil. İstihbarat olarak çöktüğünü zaten herkes şu anda kabul ediyor. Yani bunu kimse de reddetmiyor. Güvenlik bürokrasisi yani istihbaratın dışında devrim muhafızlarının yapısı kendini korumayı, yetkilileri korumayı bu konuda da ciddi bir sorun yaşadıkları da ortada. Ayrıca vekil güçleri de yeterli değil. Bu çerçevede veya savunma sistemleri. Örnek veriyorum. Şimdi 14 Nisan'da vurdu ama şu anda vurduğu zaman belki İsrail aynı gece uçaklarla yanıt verecek. İran buna hazır mı? Yani bu anlamda bana göre İran çok katmanlı bir hazırlığın içerisinde ve bu çok katmanlık hazırlığı nedeniyle buna da hükümet iktidar boşluğu da eklenince biraz daha işi zorlaşıyor. Bakın Şimdi mesela isterseniz şöyle adım adım bir takım şeyleri yazıdan da bakarak, şimdi birçok faktörden bahsediyorsunuz. Bunları İran'ı bilmeyenlerin gözünde İran orada devrimden bu yana ayakta kalabilmiş, bölgeyi dizayn etmiş bir güç olarak algılanıyor. Ama mesela diyorsunuz ki taşeron savaşı artık bitti ya da iflas etti. Bunu bilmeyenler için şey olarak çevirelim. Yani özellikle Hizbullah üzerinden Lübnan'da yaptığı ya da Husiler üzerinden Yemen'de yaptığı, ki siz bunu çok daha geniş bir coğrafyada olduğunu söylüyorsunuz. Afganistan'da da var, Pakistan'da da var. Özellikle Şii nüfuslar üzerinden yürüttüğü vekalet savaşları, ki Irak bir anlamda bunun çok önemli bir parçası. Bunların artık tükendiğini söylüyorsunuz. Burada büyük bir iflas söylüyorsunuz. Buradaki kasıt nedir? Bu güçlerin zayıflaması mı? Etkilerini yitirmeleri mi? Nedir? Mesela Hizbullah İran'ın eskisi kadar işine yaramıyor mu? Ya buradaki yani oradaki kasıt İran'ın
vekil güçlerle amaçladığı hedefe şimdi ulaşamıyor. Şimdi diyelim ki vekil güçlerle istikrarsızlığı, çatışmayı hep kendi sınırlarının dışında tutmayı becermişti, başarmıştı. Mesela Lübnan'dan Irak'a kadar tüm çatışmaların içindeydi İran, ama bu çatışmalar İran içerisine sıçramamıştı. Ama gelinen noktada şimdi İran'ın bu vekil güçlerle içinde olduğu çatışmalar İran'ın içerisine sıçramış durumda. Yani ne anlama geliyor? Yani İran bundan sonraki süreçte sadece vekil güçlerle kendi güvenliğini koruması mümkün değil. Ve doğrudan kendisinin de doğrudan alana girmesi gerekiyor. Doğrudan yanıt vermesi gerekiyor. Erbil'i vurdu. Pakistan'ı vurdu. Suriye'yi vurdu. En son İsrail'i vurdu. Ve şu anda da doğrudan müdahale etmesi gerekiyor. Ve doğrudan müdahale etmesi farklı bir konsepti beraberinde getiriyor. Mesela İranlılar en fazla güvendikleri şey neydi? İran iç tartışmasında. Mesela siz de bunu takip ediyorsunuz. Roşen Bey şöyle bir şey söylüyorlar. Saha ve diplomasi. Meydan ve diplomasi. Meydan neresi? Meydan İran'ın vekil güçleridir. Bizim aslında iki gücümüz var diyorlardı. Biri diplomasi, biri meydan. Ve bunlar birbirlerini besliyorlar. Meydan aslında, onlar diyorlar, meydan aslında bizim güvenliğimizin garantisidir. Bizim güvencemizdir orası. Mesela Hameneyi, Menuçer Mütteki, Ahmedinejad Dışişleri Bakanı Hameneyi'ye gidiyor, diyor ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de olmamız bize zarar veriyor. Hameneyi demiş ki biz Suriye'de çatışmıyoruz. Suriye için çatışmıyoruz. Kendimiz için çatışıyoruz. Biz savaşı orada durdurmadığımız takdirde, biz çatışmayı orada durdurmadığımız takdirde bu bizim sınırlarımızın içerisine girecektir. Buraya girecek. Şimdi gelinen nokta bu konseptin beklediklerini alamadıkları için çöktü anlamına geliyor. Ve doğal olarak kendileri de müdahale etmeleri durumunda. Bu da yeni bir aşama aslında. Şimdi burada bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Benim özel ilgi alanım olduğu için çok fazla aslında üzerinde konuşulmadı ama IŞİD gibi yapıların artık İran topraklarında çok etkili, mesela Süleyman'ın cenaze anmasında yaptıkları saldırı çok çarpıcıydı. Şeyman'da. Evet, çok çarpıcıydı. Mesela o El-Kaide'nin en güçlü olduğu dönemlerde, ki İran topraklarında çok kullandıklarını biliyoruz, İran'a yönelik bir şey yaptıklarını, ciddi bir şey yaptıklarını ben hatırlamıyorum. Ama şimdi, yok, yapmadılar. Evet, ama şimdi bir bakıyoruz, bir yandan IŞİD gibi yapılar, bir yandan o kadar etkili olmasa bile Sünni azınlıkların bazı bir takım örgütlerinin yaptığı bir takım terör eylemlerine de tanık oluyor İran. Bunlar eskiden olabilecek şeyler değil de, hele Kasım Süleymani yıl dönümünde yapılan olay çok çarpıcı bir olaydı bence. Söylediğiniz doğru. Aslında benim söylediğim konseptin bir parçası. Evet, yani, tam ona katkıda bulunsun diye söylüyorum. Evet. Tam anlamıyla çok çarpıcı bir örnek. Yani bir yönüyle de biz bunu mesela şeyde de gördük. Mesela Mehsa Emini protestolarında da gördük. Mesela Mehsa Emini'nin protestolarında iki bölge en yoğun bir bölgeydi. Birisi mesela Zaydan, yani Belucistan, bir de ki Kürdistan bölgesi. Şimdi özellikle de Belucistan bölgesinde de biz bunu net olarak, yani o zaman da tartışıldı. Yani aslında başka ülkelerin, başka devletlerin Belucistan'da ne kadar aktif olduğunu net olarak görüldü. Ve bu bir yönüyle de sizin söylediğiniz o konsept, o şeyi onaylıyor. Yani şudur, aslında Orta Doğu'daki gerginlik ya öyle ya böyle İran'ın sınırlarının içine taşıyor. Taşınmış oluyor. Bunu İsrail farklı bir biçimde taşıyor. El-Kaide farklı bir biçimde taşıyor. Belkuş grupları veya diğer gruplar veya Araplar, mesela İranlı Araplar daha önce de mesela birkaç tane de silahlı eylem yaptılar. Onlar da farklı bir biçimde İran'ın içerisine taşıyorlar bunu. Ve doğal olarak şimdi İran'ın yeni bir konsepte ihtiyacı var ve bu konsept bir taraftan
vekil güçleri, ama diğer taraftan da doğrudan kendisinin girmesi gerekiyor. Pakistan o nedenle bombalar. Şimdi bu da ciddi şekilde riskli, çok tehlikeli bir süreç İran açısından.